Modern Sanatlar Müzesi'nin dördüncü katında soyut vurumculara ayrılmış olan bölümdeyiz. Mark Rothko'nun No. 3, No. 13 isimli eserini inceliyoruz. Eser 1949'da yapılmış. Soyut dışavurumcular resimlerine isim vermemeyi seviyorlardı. Bu bir tür modernist problemdi. Anlamını örtmek istemiyorlardı. Belirsizlik 20. yüzyıl sanatçıları için inanılmaz derecede önemli. Bence kulağa tuhaf gelen... No 3, No 13 isminin küratörlerin bu resme ne deneceğini bulamamalarıyla ilgisi olabilir. Soyut resimden soğuduğumda bile Rothko'nunkiler bana hep sıcak gelmiştir. Onlarda derin düşüncelere dalma ve müthiş bir melankoli hissi var. Bana neden öyle hissettirdiğini bilmiyorum. Bence Rodko bunu duymaktan çok mutlu olurdu. O, eğer insanlar resimlerimi anlarsa karşılarında durup ağlarlardı diyordu. Evet sanırım bana hissettirdiği şey bu. Bu resme baktığınızda ciddiyeti, gotik bir kilisedeki vitral camlara baktığınızda hissettiğiniz şey hissediyorsunuz. Bu duyguları uyandıran şey ne peki? Birçok şey. Yataylığı, şekillerin hem önde hem arkada gibi olması, kenarının olmaması ve havada süzülüyormuş gibi olmaları. Herhangi bir kenarı yok ve havada süzülüyor diyene kadar sanki bir Mondrian resmi gibiydi. Aynı zamanda boyanın altındakiler sanki öne çıkıyormuş gibi. Bir tür tamamlanmamışlık var. Bu bir tür arayış, bir süreç. Rothko'nun bunun içinde kendi yolunu bulmasını hissedebiliyoruz. Böyle söyleyince aklıma Cezanne geldi. İlk bakışta öyle görünmese de Cezanne ve Mondrian'dan bazı öğeler var burada. Bence bu resimler renkten ziyade alan hakkındalar. Renkler tabii ki çok önemli ve çok güzel. Bu şekiller kendilerinin inşa ettiği bir yerde var olan şekil bulutları adeta Resimde yataylık olsa da aslında bunlar dikey resimler. Tuval dikey durumda. Bu alanı güzel bir şekilde yaratıp dolduruyorlar. Bu siyah şeklin, bu siyah dikdörtgensel bulutun bir ağırlığı var. Kenarlarda ise yumuşak geçişler mevcut. Şekil yukarıda olduğu için çekim merkezi de daha güçlü. Beni kendisine doğru çekiyor. Bu siyahlık altındaki krem beyaza, koyu siyah çizgiye ve alttaki yeşile dikey baskı uyguluyor. Bu bunaltıcı bir şey. Aslında burada inanılmaz bir parlaklık var ve bazı konservatörlere göre Rothko renkleri keskinliklerini kaybettiler. Daha parlak olsaydı nasıl görüneceklerini merak ediyorum. Bu tip ressamlar resmi bitirme peşinde olmaktan ziyade resmi yapma sürecine daha çok önem veriyor. Rosenberg aksiyon resmi terimini kullanır. Bu terimi genellikle Rothko ile ilişkili olarak kullanmayız. Çünkü burada bir tür merkezilik ve denge var ve bu onun çalışmalarında oldukça önemli. Aksiyon denince Polak ve onun tuvale eğilişi akla gelir. Bence arama sürecinde bir tür geçicilik var. Bu çoğunlukla sanatçıya ve onun tuval üzerindeki deneyimine bağlı. Bence tuvalin özgünlüğü sanatçının araştırmasına ve deneyimine bağlı bir şey. Burada sanatçının kendi ruhuna dönüşü var. Bu sanatçının içindekinin ifadesi. Gelecek nesil ressamlar bunu reddetmeye başlayacaklar. Çünkü bu Avrupa sürrealizminden doğan bir tür psikoanalitik kahramanlık gibi görünüyor. Freud'dan, Jung'dan ilham alan ama içinde Amerikan sosu da bulunan, Amerika'dan da bir şeyler katılmış bir hareket. Warhol ve onun çorba konserveleri ve Jasper Jones bu harekete tepki olarak hareket ediyorlar. Sanatın buradaki gibi bir tür içsel ruhani durumla ilişkili olmadığını düşünüyorlar. Ama bunun birçok açıdan çok güzel ve romantik bir ifadesi var.